Geberi hazırlıkla başlayan bir süreç. Gebelikte ona müteakip doğum sonrası dönemde kadınlar çok zorlayıcı şeyler yaşayabiliyorlar. Organik anlamda, biyolojik anlamda sıkıntıları tecrübe edebiliyorlar. Duygusal anlamda zorlayıcı bir süreçten geçebiliyorlar ve psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bugün o yüzden buradayım. Sizlere vallahi bu anlamda hoş geldiniz. Biz sizi buraya davet ettik. Teşekkür ederim. Birçok insanın gerçekten çocuk gelirken, daha doğrusu çocukla ilgili en ufak bir beklentisi olan insanların aslında bir desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Hani daha ortada hiç çocuk bocuk yokken desteğe ihtiyaçları var. Çünkü o kadar çabuk sevip terk eden bir millet olduk ki. Hani belki bu çağımızın gerektirdiği gibi bir köpeği bile çok güzel seviyoruz. Alıp iki gün sonra aman diyoruz ve sokağa bırakıyoruz. Bakın düşünün bir köpek, kedi veya bir kuşu bile aldığımızda aman bu çok fazla etrafa yem saçıyor deyip hemen bir verecek yer arıyoruz gibi bir artık beğenisiz, tahammülsüz bir insan haline geldik, toplum haline geldik. Bu bağlamda çocuk sahibi olmak gerçekten onları hak ediyor mu, hak etmiyor mu da değerlendirmek lazım değil mi? O tartışılan bir durumdur tabii. Yani bunun için keşke bir ehliyet olsa ve böyle bir sistemden geçse insanlar, anne baba olabilme ehliyeti taşısalar, evet, ne güzel olurdu değil mi? Tabii planlanmış ve isteyerek hamile kalınması, gebe kalınması, anne baba olunması çok önemli şeyler yani. Hazırlıklı olarak yola devam etmek insanların çok daha iyi olmasını sağlar. Buyurun. Yani babadan bahsetmeyeceğim şimdi, anneden bahsedeceğim. Ki o da önemli. O da önemli. Annenin psikolojisi, yani gebelikte nasıl hazırlıyorsun? Veya ne yapmaları lazım? İsteyerek gebe kalmış olmak çok anlamlı, önemli diye düşünüyorum. Yani aile istediği için, eş istediği için veya toplum ondan hamile kalmasını, bir bebek dünyaya getirmesini beklediği için çocuk dünyaya getirmek bence çok sağlıklı bir hareket değil. Zaten uzun vadede özellikle doğum sonrası depresyonların alt yatan sebeplerinden, belki en başta olanlardan biri de bu. İstemeyerek, planlamadan, kendi hazır hissetmeden, o kimliğe kendi hazır hissetmeden böyle bir rol alma diye ifade edebiliriz belki. Dolayısıyla o kimlik, yeni kimlik, bir kimlik geçiş sürecidir aslında bakarsanız. Gebe kalma, anne olma, anne adayı olma ve ona müteakip anne olma. Buna adaptasyon süreçlerine dahil etmeye çalışıyoruz. Özellikle baş etme mekanizmaları üzerine konuşuyoruz, çalışıyoruz.